Türkiye'de engellilerin istihdamı, çevresel sorunları, toplumsal kaynaşmaları, yazılı ve görsel medyada onlara gösterilen değerler, sportif faaliyetlerin engelliler üzerindeki pozitif yansımaları, ailelerin engelli çocukları hakkındaki düşünce ve kaygıları. Hayatı anlamak, paylaşmaktır. Engelsiz Yolculuğun Seyir Defteri çok özel konu ve konuklarıyla başka açıdan başlıyor. Yeni bu. Bilmeyen çok engelli arkadaşımız var. Engelli ailemiz var. Yeni bir kanun çıktı. Bu kanun şöyle: İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde oturan engelli kardeşlerimiz bundan sonra su indirimi geldi onlara %50. Bunda televizyon aracılığıyla yani engelli İSKİ kardeşimiz... suyundan bahsediyor. Kesinlikle İSKİ'nin evlerimize vermiş olduğu su. Su derken dışarıdaki her suyu alıp 50 lira değil. Damacanalardan bahsetmiyoruz. Petlerden yani marketlerin bakkalını satıldığından değil. Şöyle düşünmesin, kesin sular kesilecek herhalde. yok kesinlikle. Güzel bir şey. %50 indirim yani. Gerçi bizim için de öyle. Engelli hayvanlar da bizim için çok önemli. Engelli insanlar da yani... Can olan, nefes alan her şey bizim için çok önemli. Onun için buradan o kardeşimize de teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Dediğim gibi ikinci periyotta daha çok konuşacağım. Evet, bu arada size söz veriyorum. Bir de benim hatırım için gelecek yıl başında kutlaya. Değil mi? Bir şey kalmadı, doğru söylüyor. Bir şey kalmadı ya. Bu arada ben de Yeditepe Engeller Spor Kulübü As Başkanıyım. Ya, ne güzel. Şimdi maşallah. Bizim de takımımız bu hafta İstanbul'da, geçen hafta Kayseri'den 4-1 galibiyetle geldiler. Çok iyi o zaman. Tebrik ediyoruz. Takımınızı da. 1,5 milyon tane İstanbul'da bir kere Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere uyarlanmış otobüsü var. Bu arada Cemal Merdan programımıza 3 haftadır rotor yapıyor. Çok yoğun, çok. Yoğun mu yoksa biz programımıza çekiniyor mu? Biz bundan yaklaşık 4-5 gün önce yine bir organizasyonda beraberdik. Orada konuştum işte, hatta fuarda da beraberdik sağ olsun, evet. Fuarda da ziyaret etti, orada da sohbet ettik falan. Dedi ki Barış'cığım yemin ediyorum dedi, hiçbir yere yani kıtı kıtına yetişmeye çalışıyorum dedi. Çünkü o acayip bir engellere gönül veren bir insan yani. O çok başka bir dünya. Ben ona dediğim gibi üstad diyorum zaten. Çok on numara bir insan engeller konusunda. Ha bu arada ben kanal aracılığı da şu müjdeyi de vereyim. Sizin var Ayhan Metin'le ilgili bir şey yazmıştın. Ha şöyle, şimdi Ayhan Metin ilk Özürler Daire Başkan Yardımcısı olduğu zaman ben çok gururluyum. İlk haberi duyduğum zaman zaten tüylerim ürperdi. Sanki hani ben oldum, kardeşim oldu, annem babam oldu gibi. Yani o kadar çok sevindim. Fakat onunla ilgili, dediğim gibi köşe yazarlığımda olduğu için, onunla ilgili bir haber yaptım. Haberin başlığı şu: Engellilerde bir devrim, devrim adamı. Engellilerde bir devrim, devrim adamı. Gerçekten öyle bir adam Ayhan Metin ki.